Evet, çıkışı yaptık. Yolculuk Kartepe'ye doğru gidiyoruz. Bakalım. Kart artacak mı? Böyle rahat rahat gidebilecek miyiz? İlerleyen dakikalarda bizi izlemeye devam edelim. Evet, hava şu an çok enteresan. Bulutların arasında güneş gelin bana doğru diyor. Ama belli ki oralarda karlar var. Evet, şu an Hereke'deyiz. Körfez'e doğru yaklaşıyoruz. Evet, birazdan geçti geldim. Sizi göstereceğim. Nerede? Evet, şimdi. Hava gayet soğuk. 4M30 neden yazıyor? Nerede? Bak, görüyor musun? O ne demek biliyor musun? 4M30 denen şey. O köprünün yüksekliği, yani buradaki kamyonlar, tırlar 4 metre 30 santime yüksekse o trenin altından geçemez demek. Geçmeye çalışırsa pat diye vuruyor oraya, sıkışıyor kalıyor köprünün altında veya kaza yapıyor işte. Anladın mı Ciker? Ne oluyor? Ne oluyor? Sıkışıyor trenin altında veya sıkışmıyor, direkt vuruyor. Tepesinde yüksekse... Adam insan mı oluyor? Adam da yani... Bir kaza yaparsa yaralanır veya ölür. Oldu süper. Bu gemiler ne kadar çok. Kartepe'ye yaklaştık. Hadi burada dur, burada dur. Karlar başladı. Lütfen çok var. Burada, burada dur. Kara aç tura. Lütfen dur. En ufak gördüğü karda durmak istiyordu. Hayır, dur. Ama babası durmuyordu. Buradan bir yol. Herhalde bu başka bir yol. Bizden başka gelen yok. Bir tane araba geçmedi şu an yola girdiğimizden beri. O da enteresan. Bir akıllı biz miyiz? Soruları akla geliyor. Veya bir gerizekalı biz miyiz? Gibi derinden düşünüyoruz. Karlar mı? Karlar gibi. Yollar açık. Belediye çalışmış. Ada uyudu daha kaldırın. Hayır dur, çok kaldım. Oğlum daha var, çıkacağız dedim. Ya dur ya, çok ne güzel. Kal topuz. Yusun anne. Bak orada insan cesetleri var. Kıdıt kıdıt. Kar canavarı mı var? Valla ben hala burası kartı iyi onu belirtemedim ama. Ben onu Kartepe eteklerindeyiz. Dur abi bir mola istedi. Durduk. Dur abi nasıl buralar, sevdik mi? Atayım mı sana? Atma. Bak ne kadar büyük. Atma oraya doğru yürü bakayım. Hadi. Atma oğlum, içim açık. Video çekiyorum, kamera istemez. Gelmez. Evet. Orman deposuymuş burası. Ben şuraya bence arabayla çıkarım, oradan da çıkar gideriz. Yanımda bir şey yok çünkü. Gel yanıma, çabuk ol. Bence kötü lastiklerimizde off-road yapabiliriz ya. Yok mevsimci ama ben yapabilir diye düşünüyorum.
fena değil. Yani güzel performansı beklediğinden daha iyi lastiklerin. Kilit yok, bir şey yok, yükseltme yok. Normal kötü otoban lastiği. Sadece 4 mevsim. Ne kadar güzel bir Dura. Beni yakaladı. Evet. Şu tepeleri zorlasak mı diyorum ama. En kötü yolda kalırsak Tura offroadçuları çağırırız değil mi? O üstüne sürme, içine gidecek kar. Üstüne kar gitmesin, içine kar. Atalım bak. İçine kar gider. Hadi tamam, onu koy yere. Koy, gidiyoruz yukarıdaki dağ. Daha yükseğe gideceğiz şimdi, hadi. Evet ekip. Yeterince kaydık. Haliyle yorulan babalar oluyor. Ve anneler oluyor. Hadi hasta hasta buraya geldi. 5-6 kere kaydık. Tura, nedir izlenimlerin, güzel miydi? Güzel geçti mi? Ben de izlenimleri izledim ama. Sen de izlenimlerini söyle. Nasıl geçti bugünün? Çok kötü. Çünkü o şuradan geldi, ben kaymadım. Allah. Sen eksik mi kaydın? Olsun, şimdi İstanbul'da da kar yağacakmış. Velhasıl bir Kartepe macerasında sonuna geliyoruz. Dönüş yolundayız. Güzeldi. Arabamız şu an 130 km yol yapmış İstanbul'dan bu yana. 130 km'deyiz şu an. Biz farklı bir yoldan geldik. Bizim evimize de kar yağdı. Evet, İstanbul'da da şu an kar yağdı. Evet. Bakalım orada. Sizi izlediğiniz için teşekkürler. Kartepe her zaman İstanbul'dan gelenlere, biliyorsunuz malum, yakın, en yakın kar kayak merkezi. Biz kayamıyoruz. İki tane kumumuz olduğu için fazla kayakta işimiz yok. Maksat İstanbul'a uzaklaşmaktı. Güzel geçti. Abone olmayı unutmayın. Bir daha söyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burak sen de söyle. Ve beğenin. Evet. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Devamı gelecektir. Bundan sonraki yolculuğumuz bir sonrakinde kısmetse Bolu Kartalkaya tarafını düşünüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çekemedim ki.